Arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle hayırlı geceler diliyorum. Bugünkü konuğumuz Berkay hocamızla beraber, Berkay Çatak'la beraber Flutter uygulama geliştirme kısmında sizlerle beraberiz. Bugünkü bir workshop tarzında uygulamalı bir eğitimimiz olacak. Ufak ufak herkesin toplanmasını beklerken hepinize hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugünkü yayın moderatörlüğünü Batuhan arkadaşımız yapacak. Ve diğer ekip arkadaşlarımla beraber arka planda çalışıyor olacağız. Şekilde birkaç saniye bekliyorum arkadaşlar. Ardından hem Berkay hocamızı yayına alacağız hem de ben sözü Batuhan ve Berkay'a bırakmış olacağım. Evet arkadaşlar, ufaktan yayınımıza başlayalım. Öncelikle bildiğiniz üzere 6 Mayıs'tan bu yana yaşadığımız bir 6 Şubat'tan bu yana yaşadığımız bir deprem felaketi var ve hala da ülkemizde etkileri devam etmekte. Öncelikle bu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlarına da başsağlığı diliyorum. İnşallah bu kötü günleri de en kısa sürede atlatırız diye ümit ediyorum. Her yayında olduğu gibi bu yayında da kendilerini hatırladığını ve unutmadığımızı belirtmek isterim. Sözü daha fazla uzatmadan ben Batuhan arkadaşıma bırakıyorum. Berk hocama da hoş geldiniz diliyorum. Ali, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bingöl Üniversitesi GDSC Organizasyon ve Sponsorluk Team Lideriyim ben de. Ali'nin de bahsettiği ve dediği gibi 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden dolayı tüm Türkiye'ye, herkese geçmiş olsun diliyorum. Bu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah yaralarımıza da acil şifalar diliyorum ve bu günleri en kısa sürede unutmak dileğiyle. Bugün etkinliğimiz Flutter 101 eğitimi olacak ve bizlerle birlikte Berkay hocamız olacak. Berkay Çatak kendisi HCT Bilişim'de Flutter Developer olarak çalışıyor. Kendisi bugün bizlere o güzel bilgileriyle güzel bir sunum ve aynı zamanda güzel bir uygulama yapacak. Hepimizin anlayacağı düzeyde bir uygulama yapacak. Ben de yayını ve lafı fazla uzatmadan sözü Berkay hocaya bırakıyorum. Evet, sözü hocamıza bıraktım ama sanırım bir Hocamızın sanırım bağlantısından yana bir problem var gibi geliyor. yayında bir Hocam problem sesimizi oldu. alabiliyor musunuz? Şöyle yapalım. Bir düştü sanırım. Tekrardan alınması. Evet. Genel yayın problemleri aynen öyle. Yayından düşmüş sanırım hocamız. Hocamız gelene kadar bir tık daha bekleyelim o zaman. Flutter girişini yapayım arkadaşlar ben. Flutter bildiğiniz üzere bir mobil uygulama geliştirme ortamı. Bugün de inşallah hocamız kendisi zaten Flutter alanında bir mobil uygulama geliştirici. Kendisi bize hem basit düzeyde bir uygulama yaparak hem ne tür sorunlarla karşı karşıya kalırız, neler göreceğiz. Bunları işleyecek. Geldi hocamız da yayını alıyorum. Hocam şimdi sesimizi duyabiliyor musunuz? Evet, şu an geliyor. Az önce internet problemi oldu. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz hocam. Tekrar merhaba herkese. Hoş Hiç sorun değil geldiniz. hocam. Hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Ben Sözü sizlere bırakıyoruz. Berkay Çatak. Mobil uygulama geliştiriyorum. HCT Bilişim'de İstanbul'dayım. Hem mobil uygulama geliştirici, Flutter geliştirici hem de mobil takım lideri olarak çalışıyorum. Şirket içerisinde geliştirdiğimiz bir uygulamamız var. Bir de şirket içerisinde geliştirdiğimiz uygulamalarımız var. Güzel bir şekilde ekip arkadaşlarımızla beraber koordineli bir şekilde bu uygulamaları geliştirip yayına alma süreçlerinde ekibe yardımcı oluyorum. Bugün de sizlerle beraber Flutter'la basit bir uygulama geliştireceğiz. Ben yayından önce API'lerini ve Figma'da tasarımlarını hazırladım.
Bu API'leri sizlerle de paylaşacağım. İsterseniz aynı anlık olarak siz de benimle beraber yazabilirsiniz. İsterseniz de daha sonra yayını izlerken verdiğim linklerden verileri çekip uygulamayı siz de deneyebilirsiniz. Flutter nedir ile başlayalım dilerseniz. Flutter Dart teknolojisini kullanan, Dart dilini kullanan bir framework. Cross platform uygulama geliştirmemizi sağlıyor. Daha çok startuplarda karşılaşıyoruz. Biraz daha düşük bütçelerle güzel uygulamalar geliştirmemizi sağlıyor bize. Hem iOS hem de Android için farklı farklı ekipler oluşturmak yerine tek bir dil sayesinde iki platforma da hatta bu artık web ve desktop uygulamalarına da dönüştü. Tüm platformları tek bir kodu derleyerek uygulama geliştirebiliyoruz. Bugün sizlere iOS ve Android tarafını göstereceğim. Bir basit bir haber uygulaması yapacağız. Dilerseniz Figma üzerinde bunların tasarımlarını göstereyim sizlere. Ekranımı paylaşıyorum. Uygulamamız 3 ana sayfadan oluşacak. Ana sayfamızda haberlerimizi göstereceğiz. Kategorilerimiz kültür, ekonomi, sağlık şeklinde API'den çektiğimiz verileri ilk önce ana sayfamızda kategoriler adı altında göstereceğiz. Detayına tıkladığımızda o kategoriye ait haberleri burada göreceğiz. Tekrar haberin üzerine tıkladığımızda da haberin detayına kim paylaştıysa, ne zaman paylaştıysa onları görüp uygulamamızı tamamlayacağız. İlk önce arayüzümüzü oluşturacağız. Daha sonra uygulamamıza API'leri bağlayacağız. Umarım güzel bir yayın olur. Başarılı bir şekilde hallederiz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şükürler. Bu benim ilk eğitim videom, eğitim dersim. Canlı çok fazla kod yazmadım. O yüzden herhangi bir hata olursa şimdiden kusura bakmayın diyeyim. Hiç problem yok hocam. Sizinleyiz biz. Ben izninizle kameramı kapatıp direkt olarak ekran paylaşımına dönüyorum. Tamamdır hocam. Öncesinde başlattım. İlk önce bu ana sayfada bizimle default gelen demo uygulamanın kodlarını silmekle başlayacağım. Sadece buradaki My App yeterli. Buraya bir tane Stateful ve Stateless adında iki adet bizim widget türümüz var. Stateful widget bizim sayfa içerisinde farklı değişkenleri yenileyerek ekranda yeni bir şeyler göstermemizi sağlıyor. Stateless widget'lar da aslında sabit. Ona bir verir veririz ve o ömrü boyunca o veriyle beraber yaşar. Stateful widget'ta da ise mesela burada bir değişken vermişiz. Ekrana değişkeni bastırmışız. Bu değişken daha sonra hayatı boyunca değişebildiği için bunu stateful widget diyoruz. Burada örnek uygulamamızda da bu artı butonuna bastığımızda buradaki değişken sürekli değişiyor. Ben burada bir tane stateful widget my app isimli bir stateful widget oluşturuyorum ve bu main fonksiyonun içerisine veriyorum. Flutter direkt olarak Dart dilinde main fonksiyonunu okur ve main fonksiyonu içerisindeki run app metodunu çağırır. Biz run app'e bir widget veririz ve bu widget direkt olarak uygulama başladığında çalıştırılır. Şimdi ben bunu kontrol F edip uygulamayı yeniden başlattığımda gördüğünüz gibi boş bir ekranla karşılaşacağım. İlk önce biz sayfalarımızı tasarlayalım. Hocam kusura Sayfalarımız bakmayın ha, araya giriyorum, bölüyorum sizi. tabii. Kod tarafında yazıyı biraz büyütebilirsek herkesin Ha, tabii görebilmesi ki, tabii ki. için. Şuradan. Ne
Nasıl büyüyor acaba? Bu yeterli oluyor mu? Bir tık bir önceki halini alırsak bir tık daha büyük hani daha iyi olur hocam bence. Şunu alıyorum. Aynen. Şu an daha iyi hocam. Tamamdır. Tamam, teşekkürler hocam. Klasörlemede ilk önce ben screens isimli bir klasör oluşturuyorum. Bu screens ismine bizim mevcut sayfalarımız için her sayfa için burada yeni bir klasör oluşturacağım. Burada ilk önce kategorilerimiz olduğu için categories klasörümü açıyorum. Bir de haberlerimiz olduğu için news isimli bir klasör açıyorum. Biz ana sayfamızda kurguladığımız şekilde kategorilerimizi listeleyeceğiz. Bu yüzden kategori isminin içine bir liste açıyorum. List ve detail açıyorum. Bu listemiz bizim kategori listeleme sayfamız olacak. Detay ise üstüne tıkladığımızda gideceğimiz kategorinin detay sayfası olacak. Öncelikle bu şekilde sayfaların klasörünü çıkarttığımızda uygulamanın yapısını biraz da kolaylaştırıp kodlama esnasında kendi işimizi kolaylaştırmış oluyoruz. Next'te de sadece bir detay sayfamız olacağı için buraya bir detay açıyorum. Daha sonrasında ilk önce listeleme sayfasını hazırlayacağız. Şimdi basit bir gördüğümüz Figma'da gördüğümüz arayüzün aynısını buraya geçirmeye çalışacağız. Bütün Flutter'da yazdığımız Dart dosyaları Dart şeklinde bitiyor ve isimlendirmesini bu şekilde kullanıyorum alt tireli. Bunun çeşitli yöntemleri var. Ben alt tireli tercih ediyorum. Siz nasıl dilerseniz o şekilde isimlendirebiliyorsunuz. Bunda herhangi bir kısıtlama yok. Screen'in olduğu için buradaki bir widget'ım screen olacağı için categories list screen olarak bunu adlandırıyorum. Ve buradaki material.dart'ı dosyama import ediyorum. Bu sayede artık ben Flutter'ın material Android tarafındaki widget'larını kullanabilir hale geleceğim. Daha sonra burada my app'imin içerisine artık kategori screen'imi verdiğimde İlk açılış sayfamız olarak bunu belirlemiş oluyoruz. Ve buradaki artık işimiz bitmiş oluyor. Buraya bir scaffold verip scaffold'la sarmalıyorum. Ne dedim? Şurada aslında o zaman direkt olarak my app yerine kategorisi listikliğimizi verelim. Flutter sürekli güncelleme geldiği için sürekli bir şeyler değişiyor. Burada neler diyor bakalım. Ne yapıyor mesela? Pardon. Bir material hepimizle sarmalamamız gerekiyor bunu. Kusura bakmayın. İlk olarak bir material app oluşturup bunun home'una bu kategori screen'i vermemiz gerekiyor. Scaffold'umuzun bütün özellikleri buradaki material app'ten alınıyor aslında. Bu material app sınıfı uygulamamızın ve bütün diğer her şeyin aslında başlıca inşa edildiği alan diyebiliriz. Uygulamamızın bütün özellikleri buradaki material app'ten alınıyor ve en üstte bütün uygulamalarda bir material app'imizin olması gerekiyor. Buradaki debug yazısını kaldırmak için ilk önce şuna false veriyoruz. Artık bembeyaz bir sayfayla kodlamaya hazır hale geliyoruz. Scaffold'umuzun içerisine burada body'miz, scaffold'umuzun direkt olarak içini listelememizi sağlayan bir aslında bir parametre diyelim. Bu parametremizin içerisine şuradaki bakıyoruz. Bir yukarıda bir app barımız olacak. Bu app barımızın bir title'ı var. Son haber şeklinde.
Bunun altında ise kategoriler isimli bir title'ımız var. Onun altında da artık kategorilerimiz listeleniyor. Aslında bunu 3 alandan oluşuyor şeklinde hayal edebiliriz. İlk önce en üstteki alanı oluşturacağız. En üstteki alanı oluşturmak için body'miz şu an boş kalabilir. App bar isimli bir widget gönderiyoruz. Bu şekilde direkt olarak uygulamamızın en üstündeki aslında barını oluşturmuş oluyor kendisi. Bizim app barımızdaki title son haberler olacak. Bizim Flutter'da text isimli bir widget'ımız var. Direkt Flutter'ın kendi özelliği. Bunun son haberleri girdiğimizde ekrana bir yazıyı direkt olarak yazdırmış oluyoruz. Tasarımımızda bu app barın rengi siyahtı. O yüzden Colors kütüphanesini kullanarak buna background rengi verip siyah hale getiriyoruz. Aynı zamanda bu birazcık solda duruyor. Bunu da center title'ı false verdiğimizde kendi kendine bunu sola almış olacak. Aynı zamanda tekstlerimize biz stiller verebiliyoruz. Burada aynı zamanda tasarımda gördüğümüz üzere bu birazcık daha kalın. Bunun tekstin style'ına text style özelliğiyle burada bir sürü özelleştirmeyi sağlayabiliyoruz. Biz burada sadece font weight'ini birazcık arttıracağız. Bold yaptığımızda bu istediğimiz görünümü elde etmiş oluyoruz. Daha sonra yukarı tarafı hallettiğimize göre artık sayfamızın iç tarafını yerleştirmeye başlayabiliriz. İç tarafını yerleştirmek için tekrar kontrol ediyorum. Burada birden fazla eleman olduğu için bizim bir kalım yapısı kullanmamız gerekiyor. Mobil uygulamalarda web'e nazaran raw ve kalın yapılarımız var. Bunları koyduğumuzda içerisinde farklı farklı elemanlar alarak listelememizi sağlıyor. Yoksa buradaki widget'ımız sadece bir adet widget alabiliyor. Bunun içerisinde sadece text yazdığımızda ekrana bir text yazdırabiliyoruz. Bundan daha fazlasını maalesef göndermemize izin vermiyor. Bunun önüne geçmek için kalın ve raw isimli iki adet bizim widget'ımız var. Bu widget'lar içerisine sadece child'dan ziyade children alıyor. Bu children birden fazla widget'ı biz bu kalın içerisine gönderebiliyoruz demek. Kontrol edersek text data bastığımızda bunlar aşağıya doğru listeleniyor. Aynı zamanda bizim row'umuz var. Bu row da yatay olarak bunları listelememizi sağlıyor. Ama şöyle bir özelliği var bunun. Bunlar kendi scroll'larını oluşturamıyorlar. Ekranı birden fazla dataya gönderdiğimizde ekrana sığmayacak artık bunlar. Kontrol edelim. Burada bize taştığını söylüyor. Yani biz uygulama geliştirirken bu ekranın uzunluğunu ve taşmasını da hesaba alarak kod yazmamız gerekiyor. Aynı zamanda sadece dikey olarak değil, yatayda da bu durum söz konusu. Şimdi buradaki tekstlerin hepsini silelim. Bunu sağlamak için çeşitli yöntemler var scroll sağlamak için. Dilerseniz bir yöntemini göstererek başlayayım sizlere. Bu arada comment nokta yaparak bana IDE'nin sağladığı önerileri burada görebiliyorum. Ben bunu bir widget'la sarmalamak istediğimde daha kolaylık olması açısından buna basıyorum. Buraya kendi istediğim widget'ı girerek işimi kolaylaştırmış oluyorum. Single Child Scroll View diye bir widget'ımız var. Bu widget ekranımıza scroll özelliği vermemizi sağlıyor. Bu widget'ımız içerisinde sadece bir child alıyor. Bu child'ı da kalın gönderdiğimizde biz birden fazla elemanı ekranda listeleyebilecek hale gelmiş oluyoruz. Kaydettiğimde artık gördüğünüz gibi bunları scroll yapabilir hale geldim. Şimdi bunları datayları silelim artık. Tasarımımızı geçirelim. Burada en üstte bir tane title'ımız var. Bu title'ımızı ekrana yazdıralım. Text. Kategoriler yazacak. Yine aynı şekilde bunların stilini ayarlamamız gerekiyor.
Text'in style özelliğini kullanarak bir text style gönderiyorum içerisine. Text style'inde ilk olarak fontun büyüklüğünü verelim. Font size 20 olsun şimdilik. Font weight'inde yine font weight bold verirsek istediğimiz görünüme ulaşabiliyor muyuz? Hemen hemen yaklaşıyoruz. Ancak bizimki sol köşeye yastı duruyor. Fakat tasarımımızdaki biraz daha ortada. Bunun önüne geçebilmek içinse bunu kalın yapımızı bir padding ile sarmalıyoruz. Bu padding içerisinde bir padding parametresi alıyor. Ve bu padding de adjacency geometriden türetilmiş bir metottan bir değer istiyor aslında. Yani biz de buraya adjacency all deyip istediğimiz değeri buraya girersek buradan dış taraftan bir uzaklaşma söz konusu oluyor. Bunu daha iyi görmek için şuradan inspector'ımızı açıp üzerine tıkladığımızda bunun ne kadar yer kaplayıp sol üstten ne kadar boşluğu olduğunu görebiliyoruz. Bu rich text'in kapladığı alan şuradaki boşlukta aslında bizim verdiğimiz padding'in kapladığı alanı gösteriyor. Sağdan soldan 28 dediğimiz, 40 dediğimiz, 50 dediğimizde bunun boyutu 60 oluyor. Bunu kapatalım şimdilik. Bununla işimiz yok. 20 sağdan yukarıdan boşluk dediğimizde gördüğünüz gibi yine sağlamıyor bunu. Yukarıdan biraz daha boşluğu var. Soldan ona biraz daha az boşluğu var. Bunu sağlamak için buraya 10 diyorum. Yukarıdan ve sağdan soldan farklı farklı boşlukları buradan ayarlayabiliyoruz. Soldan 20 yapalım. Güzeldi. Buraya şimdi 30 yaparsak istediğimiz görünüme ulaşmış oluyoruz. Şimdi bizim burada kategorilerimizi listelememiz gerekiyor artık. Kategorimize birazcık baktığımızda bunun nasıl yapılacağını hayal etmemiz gerekiyor. Arkamızda bir tane görselimiz var. Bu görselin kenarları oval durumda. Hemen ortasında da bir tane tekstimiz var. Bunu sağlamak için ilk önce ekrana bir tane görselimizi biz yazdıralım. Image nokta dediğimizde Assets'ten, File, Memory ya da Network'ten görseli çekip ekrana yazdırabiliyoruz. Ben burada şimdilik Network tercih edip internetten bir görsel seçeceğim. Splash'ten telifsiz görselleri hemen hızlıca alabiliyoruz. Burada sağ klik, resmin adresini kopyala dediğimizde güzel bir adres veriyor mu? Tamam. Image Network'ten bu adresi yazdığımızda artık bize bu görseli ekrana vermiş olacak. Bunu formatlamak için sonuna bir virgül koyuyorum ki daha güzel görünsün. Ama birazcık tasarımda kaymalar söz konusu oldu ve gördüğünüz gibi pek istediğimiz bir görüntü değil bu. Ben bunların sola yaslı olması için kalınla main axis alignment'ına start diyorum ve cross axis alignment'ına start diyorum. Bunları sağladığımızda, bunları yazdığımızda artık sola geliyor. Bunların default özelliklerini görmek için üzerine geldiğimizde gördüğünüz gibi cross axis alignment'ı center vaziyette. Biz buna start verdiğimizde artık sol tarafı yassı bir şekilde gelmiş oluyor. Biz image network'ümüzü şu tasarımdaki hale getirmek için kenarlarını kırpmamız üzerine bir filtre koymamız gerekiyor. Bunu sağlamak için de image network'ümüzü bir size box'la sarmalıyoruz. Buradan width'ine double nokta infinite verdiğimizde yandan kenarları doğru sonsuza kadar gitmesini istiyoruz. Yüksekliğine de tahmini buradaki yüksekliği verdiğimizde bunu sağlamış olacağız. 120 diyelim şimdilik. Biraz fazla küçüldü. 150 yapıyorum bunu. Ama gördüğünüz gibi yine sonsuza kadar git yüksekliğini 150 olsun dememize rağmen
pek fazla istediğimiz görüntüye ulaşamadık. Bunun için Image Network'ümüzün fit özelliğini, box fit istiyor bu içerisine. Cover dediğimizde artık bizim verdiğimiz değer kadar büyüyüp kendi görselini ona göre kırpıp ekranımıza yazdırdı. Biz burada şimdi only dediğimiz için sağ taraftan herhangi bir değer vermeyi unutmuşuz. Bunun left'ine 20 verdik. Right'ına da 20 verdiğimizde ekrana yazdırılmış olacak. Bu görselimizin kenarlarını kırpmak için bir widget kullanacağız. Yine aynı zamanda bir sarmalayacağız. Widget'ımızı ekledik. Border Radius özelliği yine nokta circle'a 10 dediğimizde bu görselimizin kenarlarını kırpmış oluyoruz. Bunun üzerine bir artık text koymamız gerekiyor. Bu teksti de bu Image Network'ümüzün üst üste tekstler koyabilmek için stack isminde bir widget'ımız var. Bunu stack yaptığımızda buraya bir text koyup bunun üzerine gelmesini sağlayabiliyoruz. Fotoğrafımız gördüğünüz gibi geldi. Ancak bunu yanlış yere koyduk. Sizebox burada değil. Burada olmalı ki görselimizi güzelce ittirebilirsin sağ tarafa doğru. Bu infinity dedim. Tekrar yüksekliğine 140 dedim. Aynı görüntüye ulaştık. Sizebox'ı siteyin üzerine koyduğumuzda tam olarak görseli etkileyemediği için az önce bir bozukluklar söz konusu oldu. Datamız yerine artık buraya bir kategori ismi gelecek. Şimdilik bir teknoloji yazıyorum buraya. Gördüğünüz gibi sol üst köşede geldi. Bunun sol üst köşede gelmesini engellemek için bunun siteyin alignment center dediğimde artık bütün elemanlar ortadan gelecek. Teknolojiyi de bu şekilde ortalamış olduk. yine buna bir stil vermemiz gerekiyor. Beyaz ve birazcık eski kategoriler yazısı gibi fontun kalınlığı büyük olması gerekiyor. Bunun style'ını yine textile veriyoruz. Font size'ına 18 verdim. Font weight'ine font weight bold dedim. Ve color'ına colors white dediğimde hemen istediğim görüntüyü sağlamış oluyorum. Image Network'umuzun hangi özellikleri var diye bakarsak bu içerisinde çeşitli parametrelerle ekrana güzel bir istediğimiz tasarımı çizmemize yardımcı oluyor. Bunun colors'ını ben colors black dediğimde bunun şeyine de color blend moduna da darken dediğimde ben artık üzerine herhangi bir şekilde renk koymuş olabiliyorum. Siyah verdik ama siyah birazcık koyu geldi. Bunun o yüzden nokta with opacity diyerek bunun opacity'sini birazcık kısabiliyorum. Bu with opacity yazmadan da görselimizi buradan IDE'nin sağladığı kolaylıkla arttırıp ya da rengini değiştirmiş olabiliyoruz. Ama çok fazla bu anlaşılmadığı için with opacity deyip kendim vermeyi tercih ediyorum. Hemen hemen aynı görüntüye ulaştık. Sadece artık kategori ve teknoloji kategorisinin arasını açmamız kaldı. Yine bunun arasına boş bir size box açıyorum. Bunun height'ine de 15 verdiğimde hemen hemen istediğimiz görüntüye ulaşmış oluyoruz. Bu aslında bizim kalınlığımız çıldırın alıyor ama bu aslında gördüğünüz gibi bir dizi. Biz dizileri de virgülle ayırmazsak Flutter bize IDE'de bize kızıyor. Bu sonraki değişken sonraki bir eleman olduğunu anlayamıyor. O yüzden bu widget'ların arasına virgülle ayırıyoruz. İki noktalı virgül kullanmıyoruz bu widget'larda çünkü genel olarak
diğer dillerden ayrılıp sürekli iç içe geçen bir yapı olduğu için aslında bunlar sadece class ve class'ların içerisinde bir parametre gönderiyoruz. İşte bunun title'ı, body'si ve en sonunda scaffold'umuzu noktalı virgülle kapatıp return ediyoruz. Ve bu build fonksiyonu bizim bu içerisine girdiğimiz şeyleri ekranı çizip bizim telefonumuzda ya da cihazımızda, herhangi bir cihazımızda gösteriyor. Şimdi artık biz buraya ekranımızı bir kategoriye yerleştirdik. Ama biraz daha yapısal yazmamız gerekiyor bu kodları ki ileride bu projenin başına başkası geçtiğinde kolayca adapte olup bu görüntüleri kolaylıkla değiştirebilsin. Bunun için tasarımımıza bakıyoruz. Bu tasarımda neler aynı ve neleri sürekli kullanacağız, bunları tespit ediyoruz. Tasarıma genel olarak baktığımda aynı olan şeyler arasında bu kategorinin kendisini görüyorum ve buradaki haberleri görüyorum aslında. Ve listelerimizin boyutları gördüğünüz gibi aynı. Bunları sürekli başka yerlerde kullanmışız. Bunları tek bir yerden çektiğimizde bütün sayfalarda geçerli olabilecek şekilde bunları kullanabiliyoruz. Sürekli fazla kod yazmadan kod kalitemizi arttırıyoruz ve satır sayımızı olabildiğince düşürüyoruz. Bunu sağlamak için ben screens'in altında bir tane utility'sini klasör açıyorum. Bu utility'sin altında buraya bir style koyuyorum. Style'ımızın altında da komponentlerimiz olacak bizim. Bir de widget'larımız olacak. Bir de tema ile ilgili ayarlayacağımız şeyler olacak. İlk önce şunları en çok kullandığımız bu kategorileri widgetlaştırarak başlayalım. Bu widget'ın altında bir tane kategori isimli klasör açıyorum. Ki kategori ile ilgili bütün her şeyi buradaki widget'ın altında kategoriden görerek hemen ulaşabilmek istiyorum. Büyük çaplı projelerde bütün her şeyi, her dosyayı, dizini, hepsini böyle tek bir yere atarsak hiçbir şey hiçbir yerde bulamıyoruz. O yüzden olabildiğince klasörleri ayırarak çalışırsak gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde nerede ne var, hiç projeyi bilmesek dahi erişebiliyoruz. Style'ın altında komponent kategorimizi açtık. Buraya kategori list item, pardon, item widget.dart isimli bir dosyamı oluşturuyorum. Bunu stateful widget dedim. Kategoriyi list item widget ismimizi buraya veriyoruz. Daha sonra kategori screen'de bizim şu arkadaşı kesip direkt olarak bunun içerisine yapıştırıyoruz. Bunların kütüphanesini import edip gereksizleri siliyoruz. Daha sonra bunun isminin aynısını gelip buraya yapıştırdığımızda, bunu da tabii ki import ettiğimizde artık burada listelenmiş oluyor. Bunların bir fazla listeleyelim. Şekilde birden fazla yazdığımızda gördüğünüz gibi tek bir kodla aslında bunları çoğaltmış olduk. Peki bunları nasıl dinamikleştireceğiz? Biz bunu böyle yaptık, statik bir şekilde koyduk. Ama bunların hepsinin aynı tasarımla farklı farklı görünümlere ve içeriklere sahip olmasını istiyoruz. Bunun için ise kategorisi list item widget'in içerisinde bir parametre almamız gerekiyor. Ki aldığımız parametreyi burada ekranın içerisine yazdırabilelim. Buraya final alacağımız değişkenleri ilk önce belirleyelim. Burada bir tane kategorimizin teksti olacak. Bir tane de görselimizin adresi olacak. Bu yüzden ikisi de string veri. Final string diyorum. Buraya image URL verdim. Bir tane daha oluşturuyorum. Final string. Burada da kategoriyi title ismini veriyorum. Bizim constructor metodumuz artık buna kızıyor. Sen burada parametre aldın ama ben bunları initialize edemedim diyor.
Bunları buraya idemizin yardımıyla ekliyoruz. Artık bunu kaydettiğimizde bizim kategori isteklerimiz burada bize kızıyor. Şunları postu kaldırdım. Ne diyor bakalım? Sen burada bir metot aldın ama parametre aldın ama bunları kullanmadın. Tamam, kullanalım. Title, kategori title olacak. Kategori title'ımız teknoloji olsun. Image URL'imizi de şuradan tekrar kopyalayalım. Bunu buraya verdim. Artık bize kızacak. Şunları da şimdi kaldırıyorum. Kontrol S yaptım. Şimdi artık bu gönderdiklerimizi ekrana basma vakti geldi. Burada erişebilmek için bunu sildim. Widget nokta dedim ve burada artık benim aldığım parametrelerin hepsini görebilir hale geldim. Aynı zamanda bu widget'taki key vesaire gibi özellikleri burada da erişebiliyorum. Burada image URL'imi verdim. Teknoloji adı ismine de widget'taki kategori title'ımı ekledim. Şimdi burada bir kızarma, kızgınlık söz konusu. İdemiz bize bir hata olduğundan bahsediyor. Üzerine geldiğimizde direkt olarak hatayı görebiliyoruz. Yukarıda zaten söylüyor. Sen buraya bir const yazdın ama içeriğine değişebilir bir değişken verdin. Yani sen bu const'u kaldır, buraya ekle diyor. Bu const'ta şu açıyı arıyor. Onu da yeri gelirken söyleyelim. Atıyorum bir tane değişkenimiz var. Bir tane widget'ımız var. Bu widget içerisindeki bu widget'ın içi sadece ekrana data yazdırmak. Böyle olunca bu widget'tan buralarda yüzlerce olduğunda derleme aşamasında gördüğünü direkt olarak derliyor. Tekrar 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 hepsini tekrar derliyor. Ama biz bunların başına const yazdığımızda diyoruz ki bu bir sabit, asla da değişmeyecek. Sen bunu gördüğün yere bir daha derlemene gerek yok. Eski kullandığımın aynısını buraya yerleştir. Bu sayede çalışma zamanını, derleme zamanını performans yakalamış oluyoruz. Yeri gelmişken söylemiş olduk. Şimdi burada neden kullanamıyoruz bunu? Konusu neden yazamıyoruz buraya? Çünkü bizim artık buradaki widget'ımızın işi belli değil. Ekrana ne yazılacak belli değil. Buradan gelen parametreye göre bu çalışma zamanı da değişebilir. Kodlama zamanı da değişebilir. Ne olduğunu bilmediği için bir sabit olarak algılayamıyor ve bize artık kızıyor. Bunu kaldır diyor. Biz de kaldırıyoruz ve text style'ın içerisine veriyoruz. Çünkü artık bu sabit. Bu içerisi sabit olduğu için buraya veriyoruz konstantı. Image tarafında gördüğünüz gibi hiçbir yerde kullanamıyoruz. Çünkü box fit vesaire bunlara izin vermiyor. Çünkü bu da bir değişebilir veri çalışma zamanında. Colors'ımızda ve bu metotlarda yine aynı şekilde. Şimdi kategori screen'imize tekrar geldik. Buraya ben hepsine gerekli yerleri koymasını istiyorum. Ki kodumuz daha okunaklı hale gelsin. Şimdi bir tane daha yazdıralım ekrana ki ne yaptığımızı görelim. Buraya aynı verilerle yazdırdım. Unsplash'tan yeni bir görsel bulalım hızlıca. Bir dikey bulalım ki nasıl kırptığını görelim. Buna yerleştirdim. Buraya da sağlık diyorum. Artık bu ekranımızda bizim gönderdiğimiz parametrelere göre bir widget oluşuyor. Bayağı bir geniş görseli ortadan kırpıp bizim istediğimiz şekilde buraya yerleştirdi. Şimdi bu sayfayı bitirdik. Listeleme sayfamızı bitirdik ve detay sayfamıza geçmemiz gerekiyor artık. Detay sayfamızın da tasarımına baktık. Burada bir teknoloji haberleri ve haberlerin listeleri var. Yine aynı şekilde bir app var ve title haber olarak bunları ayırmamız gerekiyor. Buradan hemencik detay sayfamızı geliyoruz. Aynı formatta kategori screen, categories
Detay, screen.darts deyip yeni bir sayfa oluşturuyorum burada. Benim idem STF yazdığımda direkt olarak bunları Stateful Widget'i oluşturabiliyor. Kategori detay screen widget'ımızın ismini verdik. Şu kütüphanemizi import ettik. Artık detay sayfamızı kopyalayabilir hale geldik. Dilerseniz şu Guard Widget'a tıklandığında biz bir sayfa değiştirme işlemini yapalım. Ben bu widget'a tıkladığımı özelliğimi nasıl yönetebilirim? Bunun çeşitli yöntemleri var. Biz inkwell isimli bir widget kullanacağız. Bu inkwell bu tamamen bunun içerisine sarmalıyor ve bütün tıklama özelliklerini buradan kontrol etmemizi sağlıyor. Bunun on tab'i var, on hover var, on long press. Çok uzun bir süre basıldığında ya da tek tıklandığında ya da çift tıklandığında gibi özellikleri biz buradan yönetebiliyoruz. Bu içerisinde bir tane fonksiyon alıyor. Biz fonksiyonu direkt olarak Flutter'da parantez açıp, süs parantez açıp bunun içerisine gönderebiliyoruz. Buraya da print yazdığımızda print object dedik. Bu debug konsolumuzda artık üzerine tıklandığında bunu algılayıp konsola bir yazı yazdırmış olduk. Flutter'da sayfa değiştirmek için Navigator isimli yöntemi kullanıyoruz. Navigator push diyoruz. Bu içerisine Material Page Route isimli bir yöntem alıyor. Bunun bu yıldırına şuradaki widget'ımızın ismini yazıyoruz. Class'ımızın ismini yazıyoruz ve bunu import ettiğimizde artık sayfamız yönlenmeye hazır hale geliyor. Burada kontekstimiz kontekst göndermek zorundayız. Çünkü bu kontekstimizin içerisinde sayfa ile ilgili ve bu uygulamanın önceki sayfaları ile ilgili bütün rota ve diğer özellik bilgileri kontekstimizin içerisinde tutuluyor. Ve bu sayfa pushlandıktan sonra geri dönüldüğünde bu detay sayfasının içindeki kontekstimiz ölüyor. Çünkü artık ondan bir önceki sayfaya geçmiş oluyor ve sonraki sayfa tamamen yok olduğu için bu o kontekst ölüyor ve daha sonra onu kullanamıyoruz. Bu detay sayfasının içerisine herhangi bir şekilde parametre almadığımız için konsol yazmamızı öneriyor. Kırmayalım, yazalım. Artık bunun üzerine tıklayalım. Gördüğünüz gibi yeni bir sayfaya pushladı. Bu sayfa Flutter'ın kendi placeholder'ın görüntüsünü sağlıyor. Biz bunu silelim. Yine aynı şekilde bir scaffold verelim buna. Kaydettiğimizde bembeyaz bir ekran bizi karşılıyor olacak. Bu app bar vermemiz lazım. Ama az önce dediğim gibi her şekilde, her sayfada farklı farklı app barlar buraya kodlamak yerine bunları tek bir yerden çekmemiz gerekiyor ki sürekli yazmayalım. İleride bir gün buradaki tasarımımızdaki app barımızın stili değiştiğinde biz bütün sayfalara, bütün klaslara tek tek girip o stilleri uygulamamalıyız. Bunları tek bir yerden değiştirip bütün uygulamada geçerli olacak şekilde kullanabilir olmalıyız aslında. Bunun için şuraya geliyorum. Bizim style'ımız vardı. Buradaki komponentlerimizin altına bir tane ben app bar açıyorum. Bu app barımın altına da .dart deyip bir tane custom app bar için bir widget yazmamız gerekiyor. Bunu stateful widget yaptım. Şuraya custom app bar dedim. Şunları silip kütüphanemizi entegre ettim. Listeleme sayfamızda şurada bir hazırlamıştık zaten. Bunun aynısını önceki yöntemle kopyalıyorum. App barımızın bu yıllarına bunu yerleştiriyorum.
Daha sonra custom app'larımızı buraya koyuyorum. Ancak çalışmayacak. Çünkü app barı direkt olarak bu şekilde widgetlaştıramıyoruz. Bunun şu şu class'tan türetilmiş olması gerekiyor. Bunu sağlamak için de app barımızın içerisine girip implement yazıp bunu koyduktan sonra bu artık kızmaya başlıyor. Çünkü bu widget'in içerisinde bir yöntem var. Sen bunu kullanmadın diyor. Create override diyelim. Şu get şurada da from kaldırıp size nokta from deyip buraya 60 verdiğimizde artık bize hiçbir şekilde kızmayacak. Şuradan çıkalım. Tekrar koyalım. Gördüğünüz gibi kategori screen'imizde oluşturduğumuz geldi. Aynı şekilde detay screen'imize de bunu app barı yerleştirelim. Kütüphanemizi import edip kaydettiğimizde buraya bu app barımızı yerleştirmiş olduk. Bu arada Flutter'ın şöyle bir güzelliği var. Biz ana sayfadayken geçmişte herhangi bir sayfa olmadığı için burada geri gidebileceğimiz herhangi bir yer olmadığı için bize geri butonunu çıkarmıyor. Yeni bir sayfaya pushladığımızda artık önceki bir sayfadan yeni bir sayfaya geçip geri dönebileceğimizi anlatabilmek için geri butonunu burada gösteriyor bize. Yine aynı şekilde scaffold'umuza bir body verelim. Bu body'mize şuradan tasarımımıza bakalım. Ne olduğunu görelim. Yine teknoloji haberleri, kategoriler. Title'ımız aynı. Yine tasarımı hemen geçmeden önce şunu da bir ayarlayalım. Yine farklı bir yerlerde kullanıyoruz çünkü. Buraya widget'ın içerisine ben text dedim. Custom text widget ya da title text nokta dart diyelim. Ya da text nokta dart diyelim. Bir class olsun. İçerisine farklı farklı textler olsun. Custom text. Şimdi ismini değiştirelim hızlıca. Title'ımızın hemen stiline bakalım. Neymiş? Bunun hepsini alıyoruz. Buraya gelip bir tane metot oluşturuyoruz. Title. Bu geriye bir widget döndürecek. Title text diyelim. Buraya bir tane içerisine string bir text alsın. Geriye de widget döndürecek. Return deyip bunu yazdık. Kategorileri silip buraya tekstimizi yazdığımız zaman biz bunu artık her yerde kullanabilir hale geleceğiz. Deneyelim. Kategori detaylı şuraya bir tane tekst verelim şimdi kızmasın bize. Geri döndüm. Kategoriler sayfasında. Artık ben bunu kaldırıyorum. Custom tekstin içerisinden şu statik yapmamışız. Nokta deyip artık title tekstimi ben görebiliyorum. Buraya da kategoriler dedim. Virgülümü koydum. Şimdi bize yine aynı constant'tan dolayı kızdı. Bunların hepsini kaldırıp buraya koydum. Gördüğünüz gibi artık bu kadar kısa bir kodla stilimizi sağlamış olduk. Nokta 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 yazdığımızda gördüğünüz gibi değişti. Şimdi ben bunu aldım. Yeni sayfamın kalanına bunu yerleştiriyorum. Şunu import edelim. İçerisine gidelim. Şimdi projeye siz sonradan dahil olduğunuzda gördüğünüz gibi entegre olması bu kadar kolay oluyor. Eğer biz baştan yapıya uygun bir şekilde yazdığımızda çok kolay bir şekilde bütün widget'ları zaten kütüphanelerimiz olacak bizim kendimize ait class'larımız olacak. Onun içerisinden çekebiliyoruz. Şimdi aynı şekilde burada biz ekrana bir padding verdik. Bu padding'i de biz dinamik hale getirebiliriz. Bunu da yine temanın içerisine ben custom tema oluşturuyorum. Nokta dart dedim. Class oluşturuyorum yine bir tane.
Custom tema dedim. Bunun içerisine de bir screen padding döndürmek istiyorum ki tüm sayfalarda ben bunu kullanabileyim. Bunun geri döndürdüğü değer neydi? Edge instance. Bunu alıyorum. Bu geriye bunu döndürecek. Screen padding olacak bunun ismi. Herhangi bir parametre olmayacak. Return diyeceğiz. Bunu döndüreceğiz. Metodumuzun ismini yazdık. Şuradan direkt padding gönderelim. Hatta şunu kaldıralım. Remove dedim. Bir de oradan agency döndürüp return edeceğim. Buraya gelip kategori screen'e gelip bunun padding'ine custom temanın içerisindeki statik yapalım. Nokta deyip screen padding dediğimizde şuradaki padding'i ayarlamış oluyoruz. Şimdi hemen gelip detay sayfamıza aynı şekilde padding veriyoruz. Şunu silip padding'imizi yerleştirdiğimizde kütüphanemizi import edip aynı padding'in aynısını sağlamış oluyor. Şimdi ben burada gelip aslında temanın içerisine tapı 60 yaptığımda ilerleyen zamanlarda bütün sayfalarda değişmiş olacak. Bu şekilde bir kolaylığımız var. Şunu hemen konstruyalım. Artık burayla işim kalmadı. Detay sayfasına gelebiliriz. Start widget gerekli sayfaların hepsini bir kapatalım. Tamamdır. Figma'mıza bakalım. Neler yapacağız? Teknoloji haberleri. Burada bir tane kripto paralar yükselişte haberimiz var. Bu haberimizi önce bir analiz edelim. Nereyi ne yapacağız? İçerisine yaklaştırdık. Sol tarafımızda bir tane görselimiz var. Sağ tarafımızda kripto paralar yükselişte ve onun altında oluşturan kişinin ismi ve tarih yazıyor. Şimdi öğrendiğimiz widgetlerle beraber bunu nasıl yaparız? Bir tane row ekleyebiliriz. Bu row bütün hepsini kapsar. Bu görseli yerleştiririz. Row'un içerisinde de bir tane kalım koyduğumuzda bunları alt alta yazdırabiliriz. Geliyoruz. Hayalimizdekini buraya yazalım. Row açtık. Bir tane çalıların koyduk. Buraya artık bir tane imajımız gelecek. Şimdi tasarımı doğru kurguladık. Bunu kontrol etmek için bir tane text yazacağım. Kalın row'un içerisinde bir tane kalımla açacağımızı söylemiştik. Kalımımızı açıyoruz. İçerisine yine data dediğimizde gördüğünüz gibi sol tarafta görsel, sağ tarafta title ve oluşturan kişinin ismi olacak şekilde doğru yapıyı kurguladığımızı görüyoruz. Şimdi kalınla cross-axis element'ına start diyelim. Main-axis element'ına start diyelim ki bunlar ortalansın. Pardon, sola yaslansın. Eğer biz buna center deseydik ortalanmış olacaktı. Zaten default'ta aynı şekilde geliyor center olarak. Bunun sol tarafına artık image'imizi kullanarak bir adet görsel ekleyelim. Yine network'ten çekelim bunu. Zaten elimizde olan görseller vardı. Hemen hızlıca onları kullanalım. Network'ümüzün içerisine yerleştirdik. Çok büyük oldu. O yüzden bunu bir kırpmamız gerekiyor. Yine aynı yöntemle. İlk önce sağdan soldan bir kırpmak için şunu verelim. Daha sonra bir size box. Şuraya size box ekleyelim. Ki görselimiz şuraya eklememiz gerekiyor. Görselimiz küçülsün. Kaça koç olsun. 50'ye 50 diyelim şimdilik. Görselimizi küçülttük. Çok küçüldü. 60-60 dedim. Bunun yine fit özelliğine cover vermek istiyorum ki daha güzel bir şekilde benim istediğim şekle gelsin. Border radius'una da 20 verdiğimde istediğim görüntünün sahip olabildim mi? Bakıyorum. Evet. Daha sonra şunu bir tık daha büyütelim. 70-70 yaptım. Tamam.
Textle bunun arasını bir açalım. Sizebox 15 verdim. Tamam, bundan bir uzaklaştım. Şimdi yukarıya title yazdıracağız. Aşağıya da oluşturan kişinin ismi gelecek. Ondan önce bunların arasındaki boşluğu yapalım. Biz nasıl Sizebox'ta yükseklik verip yukarıdan aşağıdan bunları uzaklaştırabiliyorsak, bunu da genişlik vererek sağdan soldan uzaklaştırabiliyoruz aynı mantıkla. Buraya kripto paralar yükselişte yazımızı yazıyoruz. Aşağıya da oluşturan kişi. Wi-Fi çatık. Onu yazdık. Yine ortada geldi bunlar. Bunun hemen sola yaslanmasını yapalım. Şimdi main axis alignment'ı burada görmüş olacağız. Bu dikeyde nerede durduğu. Eğer biz buna start deseydik, bunlar yine ortada geldi nedense. Kurgulamamızda bir hata oldu. Pardon, bunun yüksekliği henüz belli olmadığı için, bu kalanın yüksekliği belli olmadığı için nereye doğru ortalayacağını ya da nereden başlayacağını bilemedi. Şimdilik bunları geçtik. Şuna bir konsept verelim ki görünsün. Tamam. Bunun artık style'ını ayarlamamız gerekiyor. Style verdim. Buna text style verdim. İçerisine gelip size'ını belirleyelim. Font size'ı bunun 17 yapalım. Çok çok oldu. 15. 16 tam olacak. Tamam. Weight'ini de birazcık bunu büyütmemiz gerekiyor ki tasarımımız uygun olsun. Font weight bold yerine biz burada W ile ayrılmış olanları görebiliyoruz. Bunun default'u W7400 olan. Bunu koyduğumuzda herhangi bir değişiklik olmayacak. Biraz daha kalınlaştırmak için bundan 5, 6, 7 diye uzaklaştırmamız gerekiyor. Buradaki 5, 6 biraz daha yeterli olacak gibi. Bunların arasını birazcık açalım. Evet, 15 dedim. Çok oldu. 15 dediğimde hemen hemen aynısını elde etmiş oluyorum. Style'ına text veriyorum yine aynı şekilde. Font size aynı kalsın. Ancak bunun birazcık font weight'ini küçültmemiz gerekiyor. Bunu 300 verdiğimde tasarımdakiyle hemen hemen aynı görüntü elde etmiş oluyorum. Sadece şunları birazcık uzaklaştırmak istiyorum. Tamamdır. Yine aynı şekilde bunu kopyalayalım. Şuradan itibaren kopyalamamız gerekiyor. Yeni haber eklemek istediğimde ben bunu şuradan kopyalayıp eklemem gerekiyor. 3 tane haber için gördüğünüz gibi satırlarca veri olmuş oluyor bende. Bunu engellemek için yine aynı şekilde bunları da öncekiler gibi widgetlaştıralım. Şurada widget'ın üstüne ben kategori demiştim. Şuraya bir tane news açalım. Burada da news item widget.dart deyip burada hemen site yapımımızı açalım. Widget dedim. Bunun içerisinde şu rolumuzu atalım. Hızlıca. Tamam. Kütüphanemizi import ettik mi? Her şey güzel. Insight'ın widget'ımızı burada kullanabiliriz artık. Ekrana yazdırdım. Bir tane daha yazdırıp görelim. Olmuş. Tamamdır. Şimdi bunu aynı şekilde dinamik hale getirelim. Buraya bir tane final image'i gören title ve oluşturan kişinin ismini alacağım. Burada final string image URL dedim. Final string oluşturan kişinin ismi creator name diyelim. Şimdi tabii ki nokta virgül ayıracağız. Başka neye ihtiyacımız var? Final title'ımıza ihtiyacımız var.
Sayfalayıp şunun üstünü aldık mı? Tamamdır. Bunu da yine ekliyoruz parametrelerimize. En sonunda bir tane virgül atıyorum ki bu güzel gözüksün. Artık bunu kaldırıp widget'taki image URL'ini buraya yerleştirdim. Buraya da aynı şekilde widget'taki new title'ımı yerleştirdim. Kost kaldırıyorum. Buraya da widget'taki creator name'imi yerleştirdim. Artık burası bana kızıyor. Creator name istiyor. Image URL ve new title istiyor. Bunu verdim. Creator name Berkay Şafak dedim. New title. Kripto paralar yükselişte. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu bu şekilde ekrana yerleştirmiş olduk. Şimdi detay sayfası kaldı. Bu detay sayfamızda da haberin içeriğini artık oluşturmamız gerekiyor. Şunların hepsine bir konsol verdik. Item widget tamam. Buraya da verelim hızlıca. Diğer sayfaları, gerekli sayfaları kapatalım. Şurayı da şöyle yaptık mı? Screen'imiz altında. Next bir tane detay sayfası açalım. Next.dart isimli bir detay sayfası oluşturuyorum. Yine buraya stateful widget'tan bir sayfa oluşturacağım. Next detail screen dedim. Buraya yine material'ımızı import ettim. Import etmeden önce şuradaki Cupertino'yu gördük ve material'ı gördük. Cupertino'yu entegre etsem de aynı şekilde herhangi bir şekilde kızmadığını görüyoruz. Bunların arasındaki fark aslında yukarıdaki iOS'un Apple'ın tasarım çizgilerine benimsemiş olan kütüphane. Aşağıdaki de Android'in tasarımlarını benimsemiş olan bir kütüphane. Şimdi ben Material'dan devam edip uygulamayı tamamlayacağım. Bunun içerisine şimdi bir tane text koyalım. News item widget'in içerisinde de yine biz bunun tıklama özelliğini kontrol etmek için row'un üstüne yani infer ile sarmalıyoruz. Bunun on tab özelliğine de yine sayfa değiştirmemiz için navigator'ımızı yazıyoruz. Nokta pop push dedik. Route'umuza material'ı page route'umuzu verdik. Bunun bu yıldırımda da buradaki class'ımızın ismini yazıyoruz. Noktayı virgülle kapattım. Bunu entegre ettim. Şuraya da hemen virgül koyalım. Artık bunun üzerine tıkladığımda bu detay sayfasına gidecek. Burada scaffold'un aslında ne işe yaradığını da yanlışlıkla görmüş olduk. Ben buraya bir şeyler yazdığımda gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde stil olmadan geliyor. Bu tekstin kendi row stili aslında. Biz bunu scaffold verdiğimizde şunu artık bu body'si olacak kaydettiğimizde scaffold'un içerisinde tekstin stilleri belirleniyor. Bu sayede bu material'daki özelliklerden çok güzel bir şekilde yararlanabiliyoruz. App bar'ımıza geliyoruz. Custom app bar'ımızı buraya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yine burada bir geri butonu çıktı. Geri butonu tıklayınca ana sayfaya kadar ulaşabiliyorum. Şimdi detay sayfamızın tasarımına bakalım neler varmış. En üstte koskocaman bir görsel gördüm. Onun altında bir title'ımız var. Onun altında oluşturan kişiyle ilgili detayları gördüm. Oluşturma saati. Bir tane yatay çizgiyle ayrılmış burası. Onun altında da haberle ilgili bir içerik var. Bunu nasıl yapabiliriz diye hızlıca bakarsak bir tane kalın yapısı olduğunu görüyoruz. Alt alta listeleme olduğu için en üstteki kalın yapısının en üstündeki elemanı bir image. Onun altında tekstimiz var. Onun altında bir tane row'umuz var gördüğünüz gibi. Ama şu, bu row'umuzda şöyle bir tasarım özelliği var. Sadece iki tane elemanı solda, sadece bir tane elemanı da sağda duruyor burada. Bunu birazdan göreceğiz.
altında bir tane çizgiyle ayrılmış tekst, onun altında da bir tane tekstimiz var. Şimdi sayfamızı yerleştirmeye başlayalım. Hızlıca body'me child scroll view veriyorum. Aşağı yaptım. Bunun da hemen üzerine bir padding vereceğim. Hızlıca custom temadan screen padding'imi aldım. Gördüğünüz gibi. Harika. Ama ben burada padding'i kullanırsam görsel istediğimiz şekle evrilmez. O yüzden buradan padding'i kaldırmak zorundayım. Bunun içerisine bir tane kalın verdim. Kalınla çalarına ilk elemanına bir tane görsel vereceğim. Image.network dedim. Elimizde var olan bir görsellerden birini kullanalım hızlıca. İsteyen sayfamızda şunu kullanalım. Oraya network'e bunu verdim. Yerleştirdim. Şimdi burada direkt olarak herhangi bir şekilde bir radius vermemize gerek yok. Tasarımdakine yerleştirdiğimiz anda birebir aynısı olmuş gibi görünüyor. Ama ben yine de riske atmamak için bunu bir size box veriyorum. Bunun width'ine double.infinity dedip deyip bunun width'ine box width.cover diyorum. Çünkü ileride bunun yarısı kadar kare bir görsel eklenirse tasarımımızı bozar. Sadece bu ekranın yarısı kaplanır görselle. Bu yarısı da beyaz bir şekilde kalır. Ama biz double.infinity verip bütün genişliği kapsamasını istedik ve cover verip bunu uzun yapıp ekrana yerleştirmesini sağladık. Burada da geleceğe dönük bir kod yazmış olduk. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bizim imajdan sonra aslında padding'imiz var. O yüzden biz kalıbın içerisine bir tane de kalıp açabiliyoruz. Bunu bu şekilde text verdim. Herhangi bir sorun yaşanmaz. Şunu kursa sıralamasına start veriyorum. Start veriyorum. Şunu kaydettim. Yine tabii ki bunları da şuna da vermem gerekiyor ki işlesin. Kalınlığı yine bir padding'le sağmalayıp custom temamı kullanıyorum. Screen padding dediğimde diğer sayfalarda olduğu gibi bana bir padding sağlıyor. Şimdi ben burada şurada bir title koymam gerekiyor. Bakıyorum buradaki title'la aynı mı diye. Bu biraz daha font size yüksek. O yüzden şuradaki tekstime, custom tekstime geliyorum. Diğer şey aynı olduğu için bunu kopyaladım. Yes. Title text dedim. Bunu font size 24 dediğimde şuraya hemen gelip custom text nokta if title text buraya gelip kripto paralar yükselişte yazıp kaydettiğimde çok büyük oldu. 22 fena değil. 20, 23 tamam. Daha sonra artık bizim alt tarafımızda bir isim yazdırmamız gerekiyor. Oluşturan kişinin ismini. Buraya bir tane row yapısı açıyoruz. Bu row yapısının solunda bir tane görselimiz var. Image.network deyip bir tane daha görsel seçiyoruz zaman. Şunu alalım yine. Virgüllerimizi attık. Bunu hızlıca size box'ta sarmalayıp boyutunu küçültelim. 16 dedim. Şunun box bitine. Cover dedim yine aynı şekilde. 22, 22 yaptığımızda az görünür. Tamam. Bunu
Bunu yine bir border radius eklememiz gerekiyor. Hemen hızlıca bunun border radius'unu ekledim. 100 dediğimde güzel bir şekilde olmuş oldu. 30 yapıyorum. Tamam. Şunun arasını açmam gerekiyor artık. Yüksekliğini 10 verip 10 uzaklaştırmış oldum. Görselimiz yanına bir tane text koyuyoruz. Şuraya. Buraya Berkay Çatak yazdım. Bunun arasını hafifçe açıyorum. Sizebox. Evet. 5 dedim. Tamam. Bunun hemen style'ına style verip font weight'ini birazcık küçültürsem 300 yaptığımda hemen hemen aynı görüntü elde etmiş oluyorum. Sadece bunu biraz açmam gerekiyor. Tamam. Şuraya bir tarih koymam gerekiyor benim. 25 Mayıs 2023 21:41 diyorum. Şimdi böyle bir sıkıntımız söz konusu oldu. Biz bunların ikisini ayırmak için şöyle bir şey yapmalıyız. Biz Rova cross-site alignment'ına pardon, main axis alignment'ına space between dediğimizde bunları istediğimiz şekilde aralarını açabiliyoruz. Space between dediğimizde buradaki genişlik kadar bunların hizalanmasını sağlıyor. Aralarını açıp en sağdan en sola yaslayıp diğerlerini de ortalarını Berkay Çatay'a getirdim. Spencer dediğimizde yine aynı şekilde bu sefer sağdan soldan biraz bir boşluk verdi. Ve diğerlerini ortada hizaladı. Biz space between kullanacağız. Ama bunu sağlamak için de şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bunların ikisini bir tane row yapısını alıyorum. Bunu kaydettim. Şuraya virgül. Artık gördüğünüz gibi bu şekilde bunu row'a aldığım anda bunlar tasarımdaki gibi hizalanmış oldu. Tasarıma geri dönüyorum. Şunu tarihi birazcık değiştirmem gerekiyor stiline. Yine textile diyorum. Textile'la sadece font weight'ini küçültsem yeterli gelecek. 300 dedim. Tamamdır. Bunun altında bir tane çizgimiz var. Flutter'da çok kolay bir şekilde ekleyebiliyoruz bunu. İsmi divider. Şunun altına bir tane divider eklediğimde bu gördüğünüz gibi birazcık küçük kalıyor ama şuraya bir çizgi eklenmiş oluyor. Şunun hemen üstüne bir size box koyuyorum. Ne oldu dedim. Tamamdır. Artık son olarak bizim ekrana bir tane data basmamız gerekiyor. Burada da haberimizin içeriği olacak. Şuradan hızlıca bir kopyalayacağım. Şuraya gelip datamızın içerisine yerleştirdim. Şu boşlukları kapattım. Tamam. Bunu görüntüsünün aynısının olmasını sağlamak için bir style verdim. Textile. Sadece font size'ını bir 15 yapıp bir tane büyüttüğümde aynı görüntüye ulaşacakmışım gibi. Tamamdır. Şimdi genel olarak bütün sayfalarımızın tasarımı tamamlanmış gibi görünüyor. Tekrar kontrol edelim. Hepsi yapıya uygun bir şekilde. Şunları konsol eklediğimizde hallettik. İlk önce kategorilerimizi listeledik. Kategorilerimizden detaya gittik. Detaydan da haberimizin içerisine ulaşabildik. Şimdi bunları dinamik bir şekilde nasıl veri çekeceğimizi göreceğiz. Bu bir şey mi kızıyor? Yok. Ama ondan önce dilerseniz herhangi bir soru varsa onları alabiliriz. Ona geçmeden önce.
Moderatör arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Tabii hocam, soruları şimdi ekrana yansıtayım ben isterseniz. Ekran kaydını şu şekilde ayarlayalım. İlk soruyla başlayalım hocam. Hocam benim arada kaldığım kısım özellikle Flutter ve Kotlin arasında uygulamalı eğitiminizden biraz uzak olacak. Ama neden Flutter seçtiniz demiş. Aslında güzel soru, harika soru. Şöyle söyleyeyim, Flutter biraz da cross platform olmasıyla öne çıkıyordu geçmiş zamanlarda. Ama şu an Kotlin'de cross platforma kaymış durumda. Kotlin'de de iOS ve Android'de de artık çıktı alabilmemiz mümkün. Henüz tam olarak Kotlin hakkında çok fazla bilgim yok. Biraz demo sanırım. Bu tam yayınlandı mı yayınlanmadı mı bilmiyorum. Ama artık Kotlin'de cross platforma kaymış durumda. Yeni başlayacaksanız Kotlin ve Flutter arasında kaldıysanız tabii ki native bir dil olarak Kotlin şu an daha da ön plana çıkıyor. Ama benim başladığım zamanlarda herhangi bir şekilde bu şekilde bir platform olmadığı için, bir yazılım dili olmadığı için kendi startup'ımı da kendi startup'ım için bir uygulama geliştirmem gerekti. Normalde web tarafında bir yazılımlar üretiyordum. Bir startup olunca her şeyden azar azar birazcık bilmeniz gerekiyor. Ben de o yüzden Flutter öğrendim. Flutter'la bir uygulama geliştirip çok güzel olduğunu gördüm. Kariyerimi bu yönde ilerletmeye karar verdim. Aslında Flutter ve React Native arasında da git gel yapmıştım. React Native birazcık JavaScript tabanlı bir dil. Yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı olabiliyor ama Flutter çok daha böyle yeni başlayanları kucaklayabilecek bir teknolojiye sahip. Ben kendi startup'ımı kodlamak için Flutter'ı seçtim. Çok da beğendim. Yazmaktan en keyif aldığım bir dil diyebilirim Flutter için. Yani benim Flutter'a başlama serüvenim bu şekilde oldu birazcık. Deneme yanılma gibi oldu. Kendi ihtiyacım doğrultusunda oldu. Sonra da bırakamadım zaten. Ama Teşekkür eğer ederim. zaten sadece Android üzerine bir uygulama geliştirme hedefiniz varsa Kotlin seçilebilir. Ama Kotlin'in de geleceği çok güçlü. Cross platform uygulama geliştirme yönüne doğru evriliyor. Onu da göz ardı etmemek gerek. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Aslında metninizin içinde kullandığınız cross platform mevzusuyla alakalı bir soru geldi. Flutter'ı diğer cross platform geliştirme araçlarından ayıran özellikler nelerdir şeklinde. React Native bunun en yakın rakibi aslında. İlk çıktığı zamanlarda React Native'in community biraz daha güçlüydü. Ama şu an artık Flutter'ınki de inanılmaz. Hatta bence daha da güçlendi şu an. Yani ayıran en önemli özellik ikisinin de kendine ait çok güçlü yönleri var. Yani diğer rakipleri kullanmadığım için çok fazla net bir şekilde bu çok iyi, Flutter'da bu harika diyemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Flutter'la Android'e biz uygulama geliştirebiliyoruz. Flutter'ın asıl destekçisi Google. Android'in sahibi de Google. O yüzden Android ve Google Flutter arasında çok güzel bir uyum var. O yandan zaten Google'ın Android'i yazan mühendisleriyle Flutter yazan mühendisleri yakın çalışıp uyum olarak harika işler çıkartıyordur diye düşünüyorum. Onun dışında spesifik bir şekilde bu özelliği daha çok ön plana çıkıyor maalesef diyemiyorum. Teşekkür ederiz yine hocam. Rica ederim. Sıradaki soruyu Sonraki vereyim sorumuz ekrana. Aymen. Flutter'da widget ve element arasındaki fark nedir demişti hocam. Ben elementin ne olduğunu tam olarak burada anlayamadım. O yüzden çok fazla yorum yapamıyorum widget ve element arasındaki fark. Yani widget arkadaş daha iyi bir şekilde hani elementten neyi kastettiğini söylerse daha iyi bir yorum yapabilirim gibi.
Tamamdır. Yorum tekrar gelirse tekrardan alırız ekranı hocam o zaman. Birkaç Ben sorumuz daha isterseniz var. soruya geçmeden önce şey yapayım. Uygulamanın iskeleti gibi bir şey diyor hocam element konusunda. Uygulamanın iskeleti. Yani çok anlayamadım yani kusura bakmasın isterse yani LinkedIn'den Anladım. yazabilir bana Sorun yok sohbet edelim. Şimdi tam yardımcı hocam. olamayacağım. Tamamdır. Tamamdır. Bir sonraki soru Şafak Yılmaz'dan gelmiş. Yani hazır tasarımlar üzerinden çalışmak için kullandığınız ya da önerebileceğiniz bir tema sitesi var mı hocam demiş. Aslında Dribbble bu konuda inanılmaz güzel bir kaynak. Hem yazılımcılar için hem de tasarımcılar için inanılmaz ilham kaynakları var. Hani bu açık kaynak şekilde paylaşmayacak şekilde. Çünkü Dribbble'dakilerin de herhangi bir şekilde telifi olabilir. Onlarla çok fazla uğraşmamak için oradaki örnek uygulamaları kendimizi geliştirmek amaçlı herhangi bir şekilde paylaşmadan bunları kullanabiliriz. Ya da zaten çok popüler uygulamalar var. Instagram, Twitter, Facebook. Bunların klonlarını yapabiliriz. Hepsinin çok böyle bir zor bir kompleks bir tasarım yok aslında. Onların üzerinden bence çalışmak çok daha iyi. Tasarım için çalışmak için de YouTube'da Speed UI'lar var. Speed UI'lardan da ilham alınabilir bu konuda. Hani boş zamanımızda işte bir yemek yerken, bir şeyler atıştırırken arka planda açıp yani hızlıca insanlar hangi widget'ı ne için kullanıyor, bu widget'ı yazınca ne oluyor ya da şu özelliği verince ne oluyor hızlıca izleye izleye kafasına bir şekilde oturtur. Bu konuda böyle bir öneri verebilirim. Teşekkür Teşekkür ederiz ederim. hocam. Rica ederim. Yine bir sorumuz. Hocam Flutter'da gelişmek için hangi dersleri almamızı tavsiye edersiniz? Siz nasıl bu kadar gelişim sağladınız? Öncelikle Flutter için Dart eğitimlerinin alınması gerektiğini taraftarıyım. Hem de hiç atlanmadan. Çünkü Flutter'da ne kadar arayüz yazabilse bir veri tabanından ya da API'den bir data basıp data çekip onları ekrana basmamız gerekiyor. Orada eksik kalmamak için ve Flutter'ın genel yapısına hakim olmak için Dart dilinin öğrenilmesi gerekiyor. Flutter zaten Dart'ın bir framework'ü. Dart üzerinden çalışıyor hepsi. Bunun için ilk önce Dart'ı almanızı öneririm. Daha sonra Flutter'la arayüz geliştirme ile devam. Daha sonra eğer ki kendi uygulamanızı geliştirmek isterseniz Firebase'de entegre olması için Firebase eğitimleri alabilirsiniz. Ben genel olarak hep kendi startup'ımdan bahsetmiştim. Onun uygulamasını geliştirerek aslında öğrenmiş oldum. Yani insan zorunda kalınca yabancı dili de bu şekilde öğreniyor. Siz de zorunda kalınca bir şey geliştirmek zorunda kalınca bir yazılım dilinde kendinize hem katkı sağlamak hem de startup'ınıza katkı sağlamak için öğrenip hızlıca adapte olup geliştirebiliyorsunuz. Yani izleyerek değil sadece de yan tarafta izlediğinizi siz de yazarak daha çok öğrenebilirsiniz. Çünkü izlediğinizde o bilgiler uçup gidiyor. Siz ne kadar öğrendiğinizi düşünseniz de aslında maalesef çok fazla kısa süreli hayatımızda kalıyor. Uzun süreliye geçiremiyoruz onu. Ki zaten yazarak çok güzel bir şekilde pratik yapabiliyoruz. Yazılım tarafı birazcık pratiğe dayalı. Hızlıca bir şeyler geliştirmek için. Örnek uygulamalar belirleyip Şafak'ın dediği gibi örnek hazır tasarımlar üzerinden bir şeyler uygulamalar geliştirip kendimizi daha da hızlı şekilde Flutter'a adapte edebiliriz. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Bir sonraki sorumuz da aslında az önce bahsettiğimizle aynı hocam. Eğer örnek verebileceğiniz bir kurs varsa, sim varsa eğer. Sadece Udemy değil bunun şeyi. Udemy ücretli bir platform. Bunu artık internette çok fazla kaynak var Flutter'la ilgili. GDSC'ler de zaten öğrenci kulüpleri de bu konuda çok fazla destek oluyor. Bu şekilde etkinlikler yaparak hani hem Flutter'ın gelişmesine katkı sağlıyor, duyurmasına katkı sağlıyor hem de
yeni başlayan arkadaşların aklında bir fikir oluşmasına yardımcı oluyor. Evet. YouTube'da sadece Flutter yazarsak bile binlerce, yüz binlerce bir videoyla karşılaşıyoruz. İnternet üzerinde de aynı şekilde dediğim gibi komünitesi çok fazla gelişti bunların. Sadece Udemy ile sınırlandırmadan ücretsiz bir şekilde internet üzerinden dersleri alabiliriz. Bunun için Google Developer expertler var. Veli Bacık ve diğer expertlerin videolarını izleyebilirsiniz. Dilerseniz de ben YouTube'da faydalı bulduğum bir kitap playlist var. Onu paylaşabilirim sizlerle. Ama Veli Bacı'nın ben videolarını gerçekten çok beğeniyorum. Veli Hocam. Gerçi bu konuda inanılmaz yetenekli. Yeni başlayanlar için de çok uygun. Direkt olarak onun videolarını izleyip Flutter'ın derinlerine inebilirsiniz. Bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama ben Udemy ile kendinizi sınırlamanızı şey yapmak istemiyorum. Yani YouTube'da çok fazla ücretsiz alternatif var. Eskisi gibi değil artık. Evet. Evet hocam. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. İki sorumuz daha var. Okuyayım ben. Flutter'da stateful ve stateless widget arasındaki fark nedir demiş hocam. Aslında Flutter'ın en temel iki tane widget'ı bu. Stateful ve Stateless. Flutter'ın ilk ana uygulaması, ilk demo uygulamasında da bize bir artı butonuna tıklatarak ekrandaki değerin tek tek artmasını sağlayan bir uygulama veriyor bize. Bu uygulamada örnek verirsek bu ana sayfada bir tane değişkenimiz var bizim. İsmi count olsun, sayı olsun ya da bu sayı değişkenini ekrana yazdırıyoruz. Bu sayı değişkeni ekrana yazdırıldığında değişkeni sabit değil. Adı üstünde değişken 1 de olabilir, 2 de olabilir. Çalışma zamanı değişebilir bu değişken. Bu nedenle biz bunu ekrana yazdırıp çalışma zamanı eğer değişecekse bu değişkenimiz ekranda yeni bir hale bürünecekse bunu stateful widget yapıyoruz. Ama bu widget'ımızın sadece amacı bir değeri tutmaksa ve asla çalışma zamanı hiçbir şekilde bu değişken değişmeyecekse bunu stateless yapıyoruz. Stateful'un en önemli farkı bu çalışma zamanını içeriğini değiştirebilmesi, stateless'ta tamamen sabit kalması. Yani bu şekilde özetleyebiliriz. Teşekkürler hocam. Son bir sorumuz daha var. Hakan arkadaşımızdan gelmiş. Flutter ile Android uygulamaları için nasıl bir yerel kod entegrasyonu yapabilirim demiş hocam. Aslında Flutter'la Android ve iOS için çok kolay bir şekilde bu entegrasyonu yapabilmek mümkün. Çünkü Flutter cihazın bütün donanımına erişemiyor. Bu donanıma erişemediği için de native kodlardan destek almamız gerekiyor. Uygulamanın telefonun sesini açma kısmı, flash'ını açma gibi şeylerde Flutter yetersiz kalıyor. Bu yüzden de mühendisler Flutter'ın native tarafıyla haberleşebilmesini sağlamak için channel'lar getirmiş. Platform channel ismiyle araştırıldığında şimdi ben yanlış neden bakıyorum. Platform channel'la direkt olarak hem iOS'ta Swift tarafından Objective-C'de ya da Kotlin'de ya da Java'da yazdığımız bir kodu metodunu Flutter üzerinden çağırmamız çok kolay bir şekilde mümkün oluyor. İlk önce native tarafında bu kodumuzu yazıyoruz. Daha sonra Flutter tarafında da bu metodun ismini platform channel yöntemiyle verdiğimizde o metodu çalıştırıp oradan geri değer return ettirmiş olabiliyoruz. Yani bu mümkün. Çok fazla şu an deneyebileceğimiz bir yöntem değil. Ama internette bununla ilgili kaynak ve deneyimlerimi aktarabilirim Hakan. Link bana yazarsan. Teşekkür ederiz Teşekkürler hocam. hocam. Rica ederim. Bu arada arkadaşlara da ufak bir bilgilendirme yapayım. Hocamızın hem GitHub hem de LinkedIn hesaplarını yayın boyunca zaten chat üzerinden paylaştık. Bu Evet. platformlar üzerinden hocamızla tekrardan iletişime geçebilirsiniz diyorum. Evet hocam. Sorularımız bu kadardı hocam. Bir sorumuz daha Teşekkür geldi ederim. ama hocam. Tamamdır. Bitirmeden hemen alayım isterseniz.
Flutter ile Android uygulaması geliştirirken veri tabanı kullanabilir miyim demiş hocam Matsun arkadaşımız. Bunun için çeşitli yöntemler var. Bir tane önerilmeyen yöntemden bahsedeyim hızlıca. Biz uzak sunucuya Flutter üzerinden direkt olarak veri tabanına bağlanabiliyoruz. MySQL'e örneğin. Ama bu çok fazla güvenlik zafiyeti oluşturduğu için, çünkü mobil ve internet üzerine araya girerek bizim database'imizin bilgilerine çok kolay bir şekilde ulaşabilecekleri için biz uzak sunucuya mobil uygulama üzerinden asla bağlanmamayı tercih ediyoruz. Ama biz Flutter'da uygulama geliştirirken lokal veri tabanı oluşturabiliyoruz. Bu lokal veri tabanı oluşturduğumuzda uygulamamızın cihazımızdaki dosyalar arasında bir dosya oluşturup oluşturuluyor bu statik olarak paketler tarafından. Bu dosyalar içerisinde biz bir veri tabanı oluşturmuş oluyoruz aslında. Bunlar bir gerekirse JSON oluyor, gerekirse bir SQL dosyaları oluyor. Biz mobil tarafında, Flutter tarafında bunları okuyabiliyoruz. Aynı zamanda bunu yapmak istemezsek de çeşitli API'ler sayesinde uzak sunucudaki veri tabanına bağlanıp sadece API'ler aracılığıyla oradaki veriyi alıp düzenleyebiliyoruz, update edebiliyoruz. Ya da yeni veri ekleyebiliyoruz. Ya da Firebase kullanabiliriz. Firebase'de de Google'ın belirli Evet. bir çeşit limiti var. İstek limiti var, request limiti var. O limiti aşmadığımız sürece ücretsiz bir şekilde istek atıp login, register ya da diğer işlemleri, mail atma işlemlerine kadar buradan yönetebiliyoruz. Aynı şekilde veri tabanını da buradan kurgulayıp uygulamamızda kullanabiliyoruz. Bu da çeşitli Firebase kullanımızda çeşitli bir bizim imkanlarımız oluyor. Bu imkanlardan birisi de Firebase'e veri tabanına bir veri eklendiğinde biz mobil uygulamamızdan anlık olarak bunu dinleyip ekrana hiçbir şekilde yenileme yaptırmadan ekrana bastırabiliyoruz. Yani bu şekilde artıları var Firebase'in. Biz API tarafında bunu yapmak için çeşitli soketler vesaire kullanmamız gerekiyor. Firebase'de doğrudan bunları ekranımıza yazdırabiliyoruz. Teşekkürler hocam. Android tarafında da aynı şekilde bunlar, Flutter'da da aynı şekilde. Tekrardan teşekkür ederiz hocam. Eklemek Rica ederim. istediğiniz bir kısım var mı? Nasıl devam edeceksiniz kalan kısımla alakalı? Şimdilik eklemek istediğim bir şey yok. Yeni soru yoksa bir API bağlantısı yapıp uzak sunucudan bir veri alıp ekrana bastırabiliriz. Vaktimiz var sanırım, değil mi? Vaktimiz var mı? Vaktimiz var. Var hocam. Sorun Tamam, yok. tamamdır. O zaman yapabildiğimiz kadar yapalım. Ondan sonra siz eğer vakit açarsak beni uyarırsınız. Ben Tamam. Hiç uyarmadığım sorun yok. sürece devam edeceğim çünkü. Teşekkür ederiz hocam. Söz Tamamdır. Rica sizde o ederim. zaman tekrardan. Tamamdır. Ben ekranımı paylaşıyorum. Tabii ki. Şimdi bütün biz işlemlerimizi yaptık. Uygulamamızın arayüzünü tasarladık çok güzel bir şekilde. Hem de yapıya uygun bir şekilde yaptık. Bütün her şeyi widget'lara ayırdık. Komponentlere ayırdık. Style'larımızı ayırdık. Screen'lerimizi ayırdık. Artık projeye yeni başlayan birisi buradan hiçbir şey bilmese dahi klasörlerimizi açıp nerede ne var ulaşabilir vaziyette. Her şey çok güzel ama bizim elimizdeki veriler şu an statik. Biz bunları mağazaya attığımızda değiştirme imkanımız olmuyor. Çünkü bir update etmemiz gerekiyor. Update ile yeni veri ekleyebiliyoruz. Kullanıcılar da sürekli bu yeni veri almak için update demez uygulamayı tabii ki. Hem de acil bir şey olduğunda biz buradaki içeriğini değiştiremeyiz. Bunun için bir veri tabanı bağlantısı yapmamız gerekiyor. Bu veri tabanında ben bir API oluşturdum. Kendi sunucumda bir API yazdım haber uygulaması için demo olacak şekilde. Bunların linklerini de endpointlerini sizlerle paylaşacağım. Çok basit aslında. Burada sadece kategorilerimizi çekiyoruz. Bu link üzerinden kategorilerimizi alıp JSON türünde bize döndürüyor. Single kategoride de kategori için bir ID gönderiyoruz. ID'ye ait kategorinin
Hem bilgilerini veriyor hem de içerisindeki haberleri bizlere döndürüyor. Şimdi ilk olarak bir API bağlantısı yaparken klasörlerimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor. Şimdi sadece UI tarafıyla ilgilendiğimiz için az önce gerekli dosyaları oluşturmadık. Şimdi bizim bir tane servis klasörümüzün olması gerekiyor. Bir tane repository klasörümüzün olması gerekiyor. Repository tam doğru yazdım. Bir tane de view modulumuz olması gerekiyor. Bu 3 adet bizim klasörümüz bütün uygulamanın API olaylarını yönetebilir hale gelecek. Ben servis içerisinde bir tane request servis yazacağım. Bu request servisini şuradan hemen alıp bunun üzerinde anlatmak istiyorum. Bu HTTP kütüphanesi üzerinden biz istekleri atacağız. Tamam, hemen HTTP ekliyorum. Neden hata verdim? HTTP elimizde diyorum. Flutter 3 versiyonuyla bütün paketler neredeyse bozuldu. O yüzden henüz ben de güncelleme yapamadım. Software üzerinden HTTP. Bunun versiyonlarından şu eski versiyonla kullanalım. Flutter yeni paket eklemek istediğimizde pubject yeminden ekleyebiliyoruz. Bu pubdev üzerindeki bütün paketleri eğer Flutter sürümümüz izin verdiği sürece izin veriyorsa buradan ekleyebiliyoruz. Flutter'la ilgili buradan paketlerin hepsine ulaşabiliyoruz. Bunlar Flutter ekibinin favori paketleri. En çok kullanılan paketlerden birileri bunlar. Projemize Google fontu da ekleyebiliyoruz. Direkt çok kolay bir şekilde bütün fontları değiştirmiş oluyoruz. Biz bugün HTTP ve provider kullanacağız. Bu iki paketle API'den veri alışveriş yapacağız. Bunun altına HTTP'mi ekliyorum. Şuradan bu butona basarak bütün paketleri çekebiliyoruz. Ne hata verdi neden? Şurada var zaten tam. Exit kod 0 dediğinde bütün her şeyin çok güzel bir şekilde ilerlemiş olduğunu anlamış oluyoruz. Şuradan hemen hızlıca provider'ımızı da ekleyelim. PubGet yaptık. Tamamdır. Terminal üzerinden de Flutter PubGet yapabiliriz. IDE'mizin yaptığıyla aynı şeyleri sağlıyor bize. İstersek burayı Ctrl-C ya da buradan bu butona basabiliriz ya da terminalden Flutter PubGet yapabiliriz. İkisi de hepsi aynı yola çıkıyor. Şimdi ben bir tane daha klasör açıp constants yapıyorum. Bunun içerisine constants.dart açıp burada artık uygulama yayın runtime'da asla değişmeyecek olan değişkenleri buraya atacağım. Bir tane açtım. Buraya da string API URL veriyorum. Buraya bir tane. Bir tane de image URL veriyorum. API URL'imiz az önce Postman'da gördüğümüz şu adres. Bunu hemen buraya yapıştırdım. Image URL'i de sondaki API'yi kaldırıp bu şekilde kaydediyorum. Bunu yüklesinin içerisine atmışım. Şunu hemen atalım. İsmini yanlış mı yazdım? Şimdi kaydetmemişiz. Ve bunu statik yaparsam bunu türetmediğim sürece bunları görebileceğim. Bunu klasik türetmeme gerek kalmayacak. Tekrar yer aldım. Fetimi verdim. Bu metodun tam olarak ne iş yaptığını, bu servisin ne işe yaradığını kısaca anlatayım. Buraya ilk önce bir tane pet gönderiyoruz. Buradaki bizim petimiz buradaki API URL'imiz API slash API'ye kadar
Sağ taraftaki de bizim petimiz olacak. Kabul ettiğimiz petimiz olacak. Burada all categories için categories slash all diye bir şey oluşturmuşum. Bir pet oluşturmuşum. Aynı zamanda bir tane payload istiyoruz. Bir tane is token istemişim. Ama bu projede token kullanmayacağız. Ben API'leri oluştururken herhangi bir şekilde bir token sistemi kurmadım. Çok basit bir şekilde halletmemiz için. Bunu kaldırabiliriz. Bu içerisinde bir tane response tipinde bir response değişkeni oluşturuyoruz. Burada da header'ımızı belirliyoruz. Bu header'ımız bizim bu burada gönderebileceğimiz bir isteğimizle alakalı genel bilgiler diyebiliriz. Biz applications.json bir data kabul edeceğimizi ve göndereceğimizi burada belirtiyoruz. Bir map türünde değişken bu. İçerisindeki string alıyor. Bu string şu demek, şu anlamı demek geliyor. Burada benim gönderdiğim ilk değişken bir string olacak. Ona karşılık gönderdiğim value'su da string olacak. Buradaki bir key, buradaki de bir value oluyor bu map değişkeninde. Bunu kaydettik. Bir tane Yuri isminde bir sınıfımız var. Klasımız var. Bu genel olarak URL'imizi parçalıyor. Şurada gördüğümüz tam petimizi parçalıyor. Gönderdiğimiz peti ve API URL'ini burada birleştiriyoruz. Yuri parse dediğimizde bu bir Yuri tipinde değişken oluşturuyor bize. Gördüğünüz gibi HTTPS host, pet ve fragment diye bunu ayırıyor. İstek gönderirken HTTP kütüphanesi doğrudan string almıyor. Parçalanmış bir şekilde bu URI tipinde olan veriyi kabul ediyor ancak. Bunlar şu bizim görsel göndermemizi sağlayan değişken. Buna şu anlık ihtiyacımız yok. Buna da aynı şekilde ihtiyacımız yok. Response'umuzun içerisine HTTP post deyip şunu virgül atıp bakarsam daha güzel anlaşılacak. Postumuz neler istiyormuş ona bakalım. Bir tane URL istiyor. Az önce oluşturduk burada bu URL'imizi. Bunun içerisine gönderdik. Biz bir tane header istiyor. Yine string web türünde bir header istiyor. Bir tane body istiyor. Encoding bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kullanmadım. Muhtemelen ama şey olabilir. Multiparty Quest'te istek gönderirken kullandığımız olabilir. Ama benim şu an ihtiyacım olmuyor. Biz body'ye payload'umuzu veriyoruz. Header'ımızı koyduk. Burada oluşturmuştuk. Yorumumuzu da buraya ekledik. Biz artık bu aşamada istek atıyoruz. Ve sunucudan dönen bu Postman'de gördüğümüz body'de buradaki kısmı biz response'umuzun içerisine atabiliyoruz. Bu response'umuzun içerisindeki özelliklere bakarsak burada body'miz var, header'ımız var ve gelen request'imiz, status kodumuz vesaire. Bütün hepsi burada barınıyor. Biz bunu direkt olarak request servisinin içerisinde döndürüyoruz. Send request metodumuz bu şekilde. Return response'un içerisine gelelim. Bu bir tane response tipinde bir response alıyor ve uygulamamızın kontekstini istiyor. Burada geri dönüşümüzün bizim response'tu. Bu response'u return response'dan bunun içerisine atıyoruz. Bu şu işe yarıyor. Biz uygulamamızda API tarafında her zaman işler yolunda gitmiyor. Burada yanlış bir parametre gönderdiğimizde örneğin single kategoriye burada olmayan bir ID verdiğimizde API bize kızıyor. Status 1 gönderiyor, kategoriye null gönderiyor. Bir mesaj döndürmemiş ve yazdığımızda da aynı şekilde. Bu şu an işlerin yolunda gitmediğine dair bir gösterge aslında bize. Biz bunları bütün sayfalarda kontrol etmek yerine tek bir yerde return response'un içerisinde kontrol ediyoruz. Bizim burada bir case'lerimiz var.
2 üstte bütün her şey güzel gitmiş ama yanlış bir veri göndermiş olabiliriz demek. 201, 400, 401, 403, 500 şeklinde bunlar ilerliyor. Eğer hatayla karşılaşırsa burada bir tane biz ekrana bir alert diyalog bastırıyoruz. Bu alert diyalogda yine Flutter'ın özelliği ekrana bir kutucuk göstermemizi sağlayan bir widget aslında. Bu widget'ta bir tane şurada responsumuzun body'sindeki mesajı, şurada döndürdüğü mesajı ekrana yazdırıyoruz. Bu ekranda da hatalı kategori parametresi gönderdiğimiz gibi bir şey yazıyor olabilir API'den bize dönen. Bu benim kurguladığım yapıya göre burada message ama herhangi bir API'de bunlar değişebilir. O yüzden bunları kendimize göre özelleştirmiş olmamız gerekiyor. Hocam sesiniz gitti sanırım ama. Şu an düzelmiş olması lazım. Geldi Evet, şu an hocam. düzelmiş. Tamam. Kulaklığımın şarjı bitti de bilgisayarınkine geçtim. Otomatik geçmemiş burası. Sıkıntı yok Tekrar hocam. ekranımı Tamamdır. paylaştım. Burada kendi benim kurguladığım yapıya göre 200 gelse de statüsü sıfırsa bize bir alert diyalog gösteriyor. Eğer değilse biz JSON decode deyip bu body'mizi normal artık bir dinamik hale getirip bunu return ediyoruz. Bizim burada gönderdiğimiz ve aldığımız bütün yapı, bütün data JSON türünde. Biz bunu JSON decode yaptığımızda biz bunları liste olarak kolay bir şekilde alıp yönetebiliyoruz. Birazdan istek attığımızda da bunları daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdilik ben şurada bir tane repository'in içerisine kategori repository açıyorum. Şurada bir tane klasör oluşturuyorum ilk önce. Kategori ismi. Bunun içerisine de bir kategoriyi repository dosyamı oluşturdum. Aynı zamanda bir tane view modül oluşturuyorum. Bu view modülümde yine kategori view modül.dart yaptım bunu. Bu view modülümüzün içerisinde biz isteğimizi gönderiyoruz ve repository içerisinde isteğimizi gönderiyoruz ve view modelde bunları çekip ekrana basıyoruz. Dilerseniz bunların yapısından sizlere kısaca bahsedeyim. Bu view modelimizin içerisinde ben provider kullanıyorum. Bu provider'da ekrana içeriği basmak için bir tane değişkenimiz oluyor bizim. Bu değişken de kategori türünde oluyor. Bu kategori modellerimiz var bizim. Bu hızlıca bir tane model oluşturalım. Bizim şurada döndürdüğümüz response'u kullanacağız. Şuradan bizim gelen datayı daha kolay bir şekilde yönetebilmemiz için modellerimiz var. Buradan Dart JSON to model Dart yazdığımızda en üstte bir tane site çıkıyor. Şuna yapıştırıyoruz. Bu bizim kategori modelimiz. Bunu alıp model klasörümüzün içerisine attığımızda kategori Dart bunun içerisine koyuyoruz. Bu sayede API'den gelen verileri biz bir tane modelin içerisine atıp daha kolay bir şekilde yönetebiliyoruz. Bu repository içerisinde
Bizim istek atma ile ilgili bütün her şeyimiz var. Süremiz galiba yavaştan azaldığı için ben size örnek uygulama üzerinden dilerseniz anlatayım bunları. Havada kalmasın hiçbir şey. Şuradan direkt olarak şu masa üstüne geçtiğimde bizim örnek uygulamamız karşımıza çıkmış olacak. Şunu alıp şuraya yerleştiriyorum. Yetişmedi. Kusura bakmayın. Birazcık konu uzun olduğu için. Şu örnek uygulamayı hemen çalıştıralım. Siz de uyardınız ama bölüyorum. Ben de söyleyeyim arkadaşlar, süremiz maalesef daralıyor, azalıyor. O yüzden size de kusura bakmayın. Bitirmek zorunda kalıyoruz. Ben ders öncesinde bir örnek uygulama hazırlamıştım. Ne olur ne olmaz diye. Bütün yapının aynısı burada var. Zaten ben bunları GitHub üzerinden de paylaştım. Şuradan sizlere de göstereyim bunu. News Mobile altında bütün yazdığımız kodlar burada mevcut. Uygulamamız açıldı. Ben hızlıca yapının içerisini göstereyim. Aynı şekilde bizim modellerimiz var. Az önce oluşturduk bir tane kategori model. Bu kategorimizin içerisinde, pardon, yanlış uygulama. Şunu hemen çalıştıralım. Modellerimizi oluşturduk. Burada kategori modelimiz var. News modelimiz var. Bir de user modelimiz var. Bu user modelimiz bizim haberi oluşturan kişinin bilgilerini almamızı sağlıyor. News modelimiz de bütün haberlerin datalarını yönetebilmemizi sağlıyor. Bu modellerin içerisinde biz farklı modellerle ilişkiler kurabiliyoruz. İşte kategori model, kategori aldık. User model, user. Bir News modelin içerisinde hangi kategoriye ait olduğunu biz kategori model üzerinden tutabiliyoruz. Bir de user model üzerinden hangi user'ın bunu oluşturduğunu görebiliyoruz. Bu FromJSON dediğimiz metotta bunu zaten kendisi oluşturuyor. Çeşitli tool'lar aracıyla oluşturuyoruz. API'dan dönen bütün şuradaki fieldları şurada işaret ediyoruz aslında. Şurada daha detaylı görürüz. Kategorimizin ID'si, JSON'daki ID, title, article, image. Buradaki bütün alanlar buradaki JSON'la işaret ediliyor aslında. Burada news isimli bir tane daha alanımız var ve bunun altında haberler listeleniyor. Bu news'i de news model değil, şu kategori modelin news'inden alıyoruz. Bir tane news model isimli bir tane dizi oluşturuluyor. Bu dizi from.json deyip news'leri hepsinin dizinin içerisine atıyor. Birazcık hızlıca anlatıyorum, kusura bakmayın. Bu repository'leri hızlıca göstereyim. Kategori repository'miz var bizim. Bu kategori repository'mizin içerisinde bizim iki tane metodumuz var. Bunlar kategori model döndürüyor. List tipinde. İçeriğine bakıyoruz. Response yine bir response döndürüyor bize. Buradaki send request az önce gösterdiğim request metod servisimizden denen veri. Biz bunu alıyoruz. Categories all petine veriyoruz burada. Payload'umuzu veriyoruz. Is token false demişim. Eğer response nullsa geriye boş bir dizi gönder. Uygulamanın bu ana sayfasında herhangi bir şeye bastırma diyoruz. Burada ise return response kullanıyoruz. Burada gelen bizim response'umuzu veriyoruz. Dönen veri ise JSON response oluyor aslında. Ben burada hemen bir breakpoint koyup burada bir durdurmak istiyorum. Şunu bir yenileyelim. Buradan bizim dönen verilerimizin hepsini görürsek biraz daha yerine oturur diye düşünüyorum. Şimdi biz istek gönderdiğimizde bize dönen veriler, response tipindeki veriler bunlarmış. Dönen header'ımız bu. Şuradan gönderdiğimiz request ile ilgili bilgileri görebiliyoruz. Status kodumuz 200'müş. Burada da bizim aslında body'mizi, verilerimizi burada görüntüleyebiliyoruz.
Şimdi biz return response'un içerisine bunları gönderip JSON response'umuza bakıyoruz. Burada artık daha okunabilir bir hale gelmiş oluyor. Kategori isimimizin içerisine girip listemizde bunları, bütün kategorileri burada daha net bir şekilde, anlaşılır bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Devam ettiriyorum. Bir tane kategori model tipinde az önce görüntülediğimiz klasımız kategorisi değişken oluşturup içerisine herhangi bir şey vermiyorum. Boş bir dizi oluşturuyorum. JSON response'u bunu for işte döndürüp şurada tekrar duralım. For işte döndürüp bu kategori dizisinin içerisine atıyorum. Kategori modelinin içerisinde from.json isimli bir metodumuz var bizim. Bu from.json az önce gördüğümüz JSON verinin field'larını, alanlarını işaret ederek class'ımızın içerisini dolduruyor. Burada from.json dedi ve kategori isminizin içerisinde bir tane kategori modeli attı. Bunlar biraz daha anlaşılır veriler. Created, description, id, image gibi bütün verilerimiz burada mevcut artık. Bütün işlemler bittikten sonra biz burada kategori iste return ediyoruz. Bir dizi return ediyoruz. Bir kategori model dizisi return ediyoruz. Get kategorisi nerede kullanmışız? View modulumuzun içerisinde. Bu view modulumuzun içerisinde screen statüsümüz var bizim. Bu screen statüsümüz error olabilir, loading olabilir, success olabilir. Bir tane enum tipinde biz bunun içerisinde değişken oluşturup success loading error verdik. Ki ekranımızın durumunu kontrol edebilelim. Az önce get kategorisi çağırdık. Ekranımızı yenilediğimizde screen statüsümüzü loading hale getirdik. Notify listeners dediğimizde buradaki screen status değişkenini takip eden her yerde bu özellikle kategori screen'de provider'daki screen status loading ise biz loading widget'ı çıkartıyoruz. Değilse kategorilerimizi ekrana bastırmak için artık bir veri gelmiş demektir. Bunu ekrana yazdırıyoruz. View modula geri döndüm. Burada get kategorisi depositoriyi çağırdık ve kategorisi değişkenine bunları attık view moduldaki. Bütün sayfalar view moduldaki değişkenleri baz aldığı için repository'den gelen değişkeni bir kategori modeli biz kendimiz view moduldaki kategori modelin içerisine atmış olduk. Artık kategori list screen'imizde ilk ekrana girdiğimizde bunun init state'inde init state bizim stateful widget'larda stateful widget inşa edilirken build metodundan ve diğer metodlardan önce çağrılan bir metot aslında. Bizim sayfaya ilk girdiğimizde ekran build olmadan, ekran inşa edilmeden önce yapacağımız her şey bu init state'in içerisine yazıyoruz. Init state'in içerisinde view moduldaki get kategorisi çağırıyoruz. Buradaki metodu çağırıp isteğimizi atıyoruz aslında. Bu metodun içerisinde bizim sayfamız var. Az önce şurada yaptığımız sayfa bu. Şurada yaptığımız screen kategoris list. Burada yaptığımız sayfanın aynısı. Sadece burada ekrana verileri bastırabilmek için bir tane list view oluşturdum. Kategori list view dedim. Bunun içerisine provider'ımızı gönderdik. Provider'ımızın içerisindeki kategori isminizin length'i kadar item count'umuz var dedik. Item adetimiz bu kadar. Ve separator builder'ımız şu aradaki boşluğu sağlıyor bize. Item builder'ımıza da kategori list item widget'ımızı veriyoruz. Az önceki derste oluşturduğumuz widget'ın içerisine artık statik bir şekilde title, description gibi değişkenler almıyoruz. Kategori model alıyoruz. Bu sayede verilerimizi daha dinamik bir şekilde yönetebilir hale geliyoruz. Burada image URL artık widget.image yapmak yerine widget.kategori modeldeki image'i alıyoruz. Burada yine az önce modelimizin içerisinde doldururken gördüğümüz bütün özellikleri burada erişebiliyoruz aslında. Tekrar list view'umuza dönecek olursak burada da bütün kategori isminizin içerisindeki az önce API'den çektiğimiz verileri kategorisinin içerisine attık. Screen'imizde de list view içerisinde bunları ekrana yerleştirdik.
Detay sayfamızda da aynı şekilde burada artık bir tane title ve herhangi bir şey göndermiyoruz. Bir tane detay screen'e kategori modelimizi gönderiyoruz. Bu kategori modelimizin yine init state'inde, build olmadan önce çalışan metodunda bunun detayını çekmek için kategori modelin ID'sini API'ye gönderiyoruz. Burada da şurada şunu virgülle ayırsam daha iyi anlaşılır mı? Yok, izin vermeden. Kategori modelimizin to detail payload şeklinde bir JSON payload oluşturuyoruz. Datanın ID'sine az önce aldığımız ID'yi atıp istek göndermek için şu şekilde bir veri elde ediyoruz. Şuraya hızlıca gelip single'a istek attık az önce. Şurada ID şeklinde bizim payload'umuz 1 geldi. Response'umuzda da bu detay sayfasındaki bilgilerimizi almış olduk. Yine aynı şekilde view model'da şuradaki kategorinin içerisini dolduruyoruz. Şu detay sayfamızda da yine screen statüsümüz loading ise, loading widget değilse de widget'taki kategori model name az önceki sayfadan aldığımız kategori modelin içerisindeki title'ı, name'i ekrana yazdırıyoruz. Daha sonra news builder'ımızın içerisinde biz kategori modelimizi gönderiyoruz. Bunun içerisinde de provider'daki kategorideki news'in length'i kadar item'ımız var diyoruz ve bu item widget'ın içerisinde artık biz news model gönderiyoruz ki bu ekrana bunlar yazdırılabilsin. Haber detay sayfamızda da yine aynı şekilde news detail screen'de biz bir news model alıyoruz artık. Bu news modelin içerisinde de herhangi bir şekilde istek atmıyoruz. Zaten elimizde bütün veriler var. Elimizdeki var olan verileri burada sadece ekrana yazdırıyoruz. News title'ımız title. Buradaki kullanıcının görseli, news modeldeki user'ın içerisindeki profil photo pet. Aynı zamanda date formatlayıp news modelin created tarihini, şuradaki created tarihini ne zaman oluştuysa onu ekrana basıyoruz bu şekilde. İçeriğimizi de gördüğümüz gibi yine news modelin içerisindeki article'layıp ekrana yazdırabiliyoruz. Bunu text değil de selectable text yaptığımızda gördüğünüz gibi bunun seçilebilir hale getirmiş oluyoruz. Uygulamamızın genel yapısı bu şekilde olmalıydı. Vakit olsaydı çok ayrıntılı bir şekilde güzel de işleyebilirdik. Ama maalesef vakit yetmedi. Ama umarım anlamışsınızdır. Burada anlattığım kadarıyla. Zaten bütün hepsi GitHub'daki repo'da var. Herhangi bir sorunda yine bana ulaşabilirsiniz. Seve seve destek olmaya çalışırım. Hocam teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ya bugün bizimle birlikte olduğunuz için gerçekten teşekkür ediyoruz. Sorumuz yok. Ben size bugün bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve Rica ederim. kısıtlı bir süremiz de olsa bu sürede arkadaşlarımıza ve bizlere gerçekten güzel bir uygulamayla bir şeyler öğretmeye çalıştığınız için de teşekkür ediyoruz. Gerçekten hoş bir, güzel, etkili bir uygulamaydı. Yani kısa bir süre içerisinde bunu yapmak da büyük bir başarı. Gerçekten çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Bugün bizimle birlikte olan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Arka tarafta çalışan GDTC Bingöl Core Team ekibine de teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Umarım hepiniz gelecekte güzel uygulamalar geliştirip kariyerinize devam edebilirsiniz. Herhangi bir sorunda bana LinkedIn üzerinden ya da diğer platformlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz Rica hocam. ederim. Tekrardan Batuhan'a ekleme olarak yapayım. Hani gerçekten yaklaşık 2 saatin üzerinde bir yayın süresi oldu. Hem teknik hem uygulama açısından gerçekten güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Gelen sorular ve chatten de anladığım kadarıyla epey yararlı oldu herkes için Evet. de. Durdurmasaydınız ben daha devam ederdim. Dekor ederdim. Facia Haklısınız siz hocam. yani bayağı maşallah hızınızı aldınız. Evet.
Ama hem saatin ilerleyen bir vakit Evet, evet, olması evet. durumundan hem de belli bir vakti tamamladığımızdan dolayı. İnşallah ikinci bir uygulamalı eğitim daha yapmamız belki ilerleyen günlerde nasip olur hocam sizlerle. Evet, Mesela evet. uygulamayı app marketlerde yayınlamak üzerine, deploy etmek üzerine belki bir tık daha ileri bir seviye. İnşallah ilerleyen günlerde talep olursa sizlerle bir eğitim yapmak isteriz. Çünkü bizler çok Tabii. memnun kaldık. Umarım İnşallah. herkesi de memnun edebilmişizdir diyorum. Umarım. Tekrardan vakit ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çalışan Ne bir demek her zaman. insansınız. 2 saat kadar bir vaktinizi ayırdınız bizlere. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Var mı hocam eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Herhangi bir şey yok. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir gelecekteki etkinlikte görüşmek üzere diyeyim. Görüşmek üzere İnşallah hocam. hocam. Kendinize iyi Görüşmek bakın. üzere. Siz de öyle. Herkese iyi Görüşmek üzere akşamlar arkadaşlar. diliyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar.